Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Asaf Varol. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu kaydı yapıyorum. Değerli protokol, değerli katılımcılar, medyamızın değerli temsilcileri. Öncelikle sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nden selamlıyorum. Aranızda olmayı çok isterdim. Ancak kısmet olmadı. İnşallah bir sonraki toplantıda, 2025 yılında düzenleyeceğimiz toplantıda bir araya geliriz diye ümit ediyorum. Bu toplantıda size kısaca İldek Konseyi'nin bugüne kadar yapmış olduğu, başardığı ve başaramadığı işler hakkında bilgi vermek istiyorum. 2000 yılında İletişim Fakültesi Dekanlarının oluşturduğu bu konsey bugüne kadar 32 toplantı yapmış oluyor. Bu toplantılarda iletişim fakültelerimizin mevcut durumları, iletişim fakültelerimizin gelişen teknolojiye bağlı olarak ne tür müfredat değişiklikleri yapmaları gerektiği, yapay zekanın devreye girmesiyle nasıl bir yol izleneceği ve akla gelebilecek her türlü iletişim sorunun tartışıldığı platformun adı İldek Dekanlar Konseyi'dir. Müsaade ederseniz slaytla devam etmek istiyorum ve açılış konuşması olduğu için mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Dil deyin anlamını sizlere açıkladım. 2000 yılından beri devam eden bir süreç ve bu platformun en büyük özelliği sadece Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkanlar ve aynı zamanda Kırgızistan'daki iletişim fakültelerinin dekanlarının bu konsey çatısı altında toplanmış olmasıdır. İlk yıllarda bazen toplantılarımızın sayısı yılda üçü bulunurken 2004 yılından sonra toplantı sayısını bire düşürdük. Bu toplantıların tümünde bulunmanın gururunu yaşıyorum ve dolayısıyla iletişim fakülteleri dekanlarının teveccühüyle Yürütme kurulunun daim üyesi oldum. Yıllardır daim üye olarak görev yapmaktayım. Dolayısıyla başından beri süreci en yakın takip eden ve her türlü bilgi ve belgeyi arşivleyen bir kimliğe sahip. Bu yansıda bugüne kadar yapmış olduğumuz 32 toplantılım hangi iletişim fakülteleri ev sahipliğinde ve hangi tarihlerde yapıldığını görmektesiniz. Birinci dekanlar toplantısından bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada değerli hocam, Profesör Doktor Alemdar Yalçın hocamı tekrar saygıyla selamlıyorum. Kendileri 3-4 Mart 1999 tarihlerinde Ankara'da 3 ya da 4 iletişim fakültesi dekanlığını davet ederek bir toplantıyı gerçekleştiriyorlar. 2000 yılında Ben Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu dekan olarak göreve başladıktan sonra bu sürece dahil oldum. Ve o tarihten sonra ilde Konseyi'nin bütün faaliyetlerinde fiilen yer aldım. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bağlamında iyi bir tecrübeye sahibiz diyebilirim. Şu andaki mevcut yürütme kurulumuz içerisinde Profesör Doktor Ümit Arklan Süleyman Demirer Üniversitesi'nde başkanlığını yürütüyor. Ben Deniz Maltepe Üniversitesi Yürütme Kurulu Daim Üyesi olarak görev yapıyorum. Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Soylu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Tandırlı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gül Rengin Küçük Erdoğan. Ve Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muzaffer Sümbül yürütme kurulu olarak görevimizi devam ettiriyoruz. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi sizlere sadece neleri başardık neleri başaramadık o konuda genel bir bilgi vermek istiyorum. İLDEK konseyi bugüne kadar ne tür katkılar sağladı? Ne tür faaliyetler yaptı? Bunları kısaca özetliyorum. 2000 yılından beri aralıksız 31 toplantı gerçekleştirdik ve bugün 32. toplantıyı yapıyoruz. Bu çok önemli bir başarı. Dekanların iş birlikleri sayesinde 2547 sayılı yüksek öğretim kanunun 35. maddesi kapsamında öğretim elemanı eksikliği bulunan fakültelere öğretim üyelerinin bir süreliğine gitmesi ve ders vermeleri bu platform sayesinde sağlandı. Yani teşvik etti ve dekanlar arasındaki işbirliği bunu kolaylaştırdı. Ben kurucu dekan olarak Fırat Üniversitesi'nde 2000'li yıllarda Ege Üniversitesi'nden 35. maddeyle öğretim üyeleri e, gönderebilmiştim ve aynı zamanda görevlendirmeler yapabilmiştim. Yani e, araştırma görevlisi olarak aldığımız kişileri doktora yapmak üzere çeşitli üniversitelere göndermiştim. Bu önemli bir başarı. Bu platform sayesinde oldu. Doktor öğretim üyeleriyle kıdemli iletişim hocalarının bir araya gelerek ortak çalışma yapmalarına imkan tanıdık. Çok önemli e, bir web sayfamız var. İldek .org diye geçen bu web sayfamızda 2000 yılından beri çekilen tüm fotoğraflar, alınan sonuç bildirgeleri, İldek ilgili yazılan kitap, köşe yazıları, haberler. Kısacası anlayacağınız İldek faaliyetlerinin tümünün özetlendiği bir web sayfası. Ve bu web sayfasının en büyük özelliği dosyaların bilgisayara rahatlıkla indirilebilmesidir. Dolayısıyla büyük bir arşiv, hafızası ve bunun gittikçe büyümesi gerekiyor. Bununla ilgili web sayfasının koordinasyonunu tamamen ben yapıyorum ve gelen bilgileri yayına ben sokuyorum. Bunu büyük bir zevkle yaptığımı da burada huzurunuza tekrar açıklamak istiyorum. Yine bu ilde konseyi sayesinde çeşitli festivallere jüri üyesi atanmasında platform önemli bir görevi üstlemiştir. Hele ilk yıllarda Safranbolu'da düzenlenen film festivallerinde sürekli dekanlarımız görev almışlardı. Bu konsey sayesinde kimlerin görev alması gerektiğine de kararlar verilmiş ve jürilerin olabildiğince en iyi şekilde çalışmalarına özen göstermiştir. Ben ilk olarak 1991 yılında Elazığ'da Fırat Üniversitesi bünyesinde yerel bir televizyon kurdum. Bu televizyonu kurmamın sebebi de o dönemde de Almanya'dan, yurt dışından daha doğrusu Star 1 televizyonun yayına başlamasıydı. Ondan önce televizyon ve radyo yayınları tamamen TRT'nin tek elindeydi. Bu fırsatı görünce ben de yerel yayın yapmaya başlamıştım. Hatta vericiyle kendim e, dizayn etmiştim ve bu yayınlarda eğitim amaçlı üniversitenin haberlerini duyurması e, genellikle üniversite ağırlıklı ve yöresel aynı zamanda da Elazığ bazında haberleri e, yaymaya çalışıyordu. Bunu yaparken herhangi bir gelirimiz söz konusu değildi yani para karşılığı reklam karşılığı bir şey yapmıyorduk. Sadece sponsorlarla bu işi yürütüyorduk. Ama daha sonraki yıllarda biliyorsunuz 1984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkındaki Kanun yayınlandı. Ama ariden e, bizim televizyonumuz Fırat Televizyonu boşa düşmüştü. Çünkü kanun bazında herhangi bir desteği yoktu. Ondan önce de yoktu. Ondan önce ama hiç kimsenin yoktu. Birçok radyo ve televizyon kuruluşu yayına başlamıştı. Ve yasa daha sonradan çıkabilmişti. O dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadık ve ben genel koordinatör olarak defalarca savcılara ifade vermek zorunda kaldım. Rütükle epeyce muhatap oldum. Televizyonu kapatmak için sürekli baskılara maruz kalmıştık Fırat Üniversitesi olarak. Ama bıkmadık ısrarla yayınlara devam ettik. Çünkü biz eğitim amaçlıydık. Çünkü biz Uzaktan eğitimi o dönemlerde yapıyorduk. Çünkü biz halka bilgisayar kullanmasını öğretiyorduk. Programlar hazırlayarak. Yani dolayısıyla faydalı işler yapıyorduk. Bunun içinde hiç kimseye de bir zararımız yoktu. Benim 91'de kurmuş olduğum bu televizyon sonrasında en azından 2-3 televizyon daha yıllar sonra çıktı. Dolayısıyla onlar rakip olarak bizi görmüyorlardı. Çünkü biz reklam almıyorduk. Ama yasa önümüzde bir en geldi. İşte bu platform sayesinde her defasında toplantılarda bu yayın yapamama, iletişim faktörlerini yayın yapamama hususunu dile getirdik. Mücadele ettik. Hiçbir politik kaygı taşımadan bütün milletvekillerle ilgili milletvekillerle görüşmeye çalıştık ve sonuçta bir yılında yasanın değişmesini sağlamıştık. Bu bildiğin en büyük bir başarısız olarak tarihe geçti. Ama daha sonradan yasa tekrar değişti. Fakat o dönemden yayın yapan televizyonlar hala devam ediyor. Fakat televizyonu yakın bir zamanda yayınlarını durdurdu. 91'den beri düşünebiliyor musunuz? Daha sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi yayın yapıyordu. Selçuk Üniversitesi yayın yapıyordu. Bunlar gene yayın yapıyor ama bu arada da internet üzerinden yayın yapan e, iletişim fakültelerimizin olduğunu biliyoruz. Yakın bir zamana kadar TRT sürekli personel alımlarında iletişim fakültelerine öncelik vermiyordu. Platform sayesinde bunu sürekli dile getirdik ve son yıllarda TRT'nin kadrolarına iletişim fakültelerinin e, mezunlarının yerleşmesi yönünde pozitif bir atılım sağladığımızı düşünüyorum. İşte burada da görüyorsunuz yansıda artık ilanlarda iletişim fakültesi zorunluluğu bulunan branşlar söz konusu. Radyo-televizyon üst kuruluyla e, bir protokol yapmıştık ve bu protokol kapsamında iletişim fakültesi personeli akademisyenleri tarafından hazırlanacak kitapların lütuf tarafından basılması yönünde bir protokoldü. Bu protokol e, maalesef işletilemedi. Hala geçerli. Ancak İlk zamanlarda ortaya çıkan eserlerin değerlendirmesini hakemlere gönderdiğimizde hakemler e, büyük sıkıntılar çıkardılar. Aslında o dönemlerde en azından eserlerin eksikliklerini e, bildirebilselerdi, o yönde bir görüş bildirebilselerdi. ilk belki bir iki yayın çıkabilirdi ve bu devam edebilirdi. Yine de ümitliyim inşallah bu kanaldan bir iki kitap yayınlanır. Evet. Özür dilerim. Tabii e, ilde konseyi olarak e, dış paydaşlarımızla sürekli toplantılar yapmayı e, ajandamıza almıştık. Örneğin Sözel Puan'la iletişim Fakültesi öğrencilerin gelmesinin bir dezavantaj olduğunu her platformda dile getirdik. Dönemin YÖK Başkan Vekili İsa Eşme ile Hüseyme Başkanı Ümit Hoca ile defalarca görüştük. Hatta kendilerini Bişkek'te yapmış olduğumuz toplantıya çağırdık ki dekanların sorunlarını orada dinleyebilsinler. Ama bugüne kadar başaramadığımız konulardan bir tanesi de bu. Sözel puanla iletişim fakültelerine öğrenci alımı devam ediyor. Analitik beceri yönünden yeterli olmayan öğrencilerin gelmesi iletişim fakültelerindeki kaliteyi düşürüyor. Ayrıca sınır olmaması da bana göre diğer bir engel. Yani en düşük puanlı bir öğrenci rahatlıkla iletişim fakültesine girebiliyor. Bunlar olumsuz yönler diye düşünüyorum. Ee, tabii biz e, bu iletişim fakültelerinin radyo televizyon yayınları yapması konusunda dönemin e, devlet bakanı Bülent Arş'la da görüşmüştük. Çünkü e, Rütük ona bağlıydı. Ve e, çözüm arıyorduk o dönemlerde. 2009 yılı dikkatinizi çekmiştir tarihi Ama 2011, e, 2011'de ee, bu yasayı değiştirmeyi e, başarmıştık. Dolayısıyla bu görüşmeler boşa gitmedi. Tabii iletişim fakültelerinin sorunlarını dile getirmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanı e, o dönemlerde Profesör Doktor Yekta Saraç hocamızla da görüşmelerimiz oldu. E, yürütme kurulu üyeleri olarak e, başkanı ziyaret ederek sorunlarımızı her defasında dile getirdik ve daha sonrasında iletişim fakültelerinin tümünün yökte gökte toplanmasını sağladık. keza dönemin başkan vekili Profesör Doktor Hasan Mandal ile de görüşmelerimiz olmuştu. Nitekim ilde konsey konsey ifadesini Hasan hocamız bize önerdi. Dedi ki aslında sizin yaptığınız konsey işidir dedi. o nedenle bence adınız ilde konseyi olmalı dedi. Biz o tarihten itibaren de ilde konseyi ismiyle dış paydaşlarımızla görüşmede devam ettik. Tabii akreditasyon önemli bir husustu ve biliyorsunuz akreditasyon işlemleri YÖK hak oluşturulmadan önce YÖK bünyesinde tesis edildi. O dönemlerde Orhan Uzun hocamız ve Profesör Doktor Tuncay Döeroğlu hocamız YÖK'te bu işi yürütüyorlardı. Biz de ildek olarak ve ilad olarak bu akreditasyon sürecini devam etmek için Sürekli görüşmeler yaptık. İşte 14 Şubat 2017 tarihli görüşmeden görselleri görüyorsunuz. Özür dilerim. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile görüşerek iletişimle ilgili bazı seçmeli derslerin açılması konusunda e, sürekli e, ortam oluşturmaya çalıştık ve kendilerini toplantılarımıza davet ettik. Çünkü Örneğin medya okuryazarlığı seçmeli dersi, iletişim ve sunum becerileri dersi yine e, seçmeli dersi. Yani iletişimle ilgili dersler seçmeli olması öğrenciyi cezbetmiyordu. E, ancak kendilerinin bize ifadesi şu oldu. Herkes dersinin zorunlu olmasını istiyor ve e, programa yerleştirilecek gibi değil. Bu derslerin seçilmesinin sağlanması sayesinde zorunlu hale kendiliğinden dönüşebilir diye bize e, nasihat etmişlerdi. Yani dersi seçenler çoğalınca ders otomatik olarak zorunluya geçer diye cevap almıştık. Hala görüşmeler devam ediyor. İlde konseyinin en başarılı sonuçlarından ürünlerinden bir tanesi Uluslararası iletişim Sempozyumunun tesis edilmesidir. Bu fikir benden çıkmıştı. Bununla ilgili kayıtlara bakılabilir. Böyle bir sempozyum düzenleyelim ve ildeki olarak bunu koordine edelim, edelim dediğimde e, dekanlar e, olumlu görüş bildirmişlerdi ve ilk toplantıyı 2018 e, yılında Mersin Üniversitesi iletişim fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. E, Profesör Doktor Senem Durel Erkılıç hocamız e, büyük bir başarıyla bu birinci sempozyumu tamamladı. Her iki yılda bir yapılacağına karar vermiştik. İki yıl sonra 2020 yılında pandemi döneminde bu defa e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ebru Uzunoğlu hocamız e, CİDA Sempozyumunu başarıyla tamamladı. 2022 yılında bu defa Ankara Üniversitesi ve yine Ankara, Ankara'da bulunan bazı iletişim fakültelerinin de dahil olmasıyla sempozyum başarıyla tamamlandı. 2024 yılında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bu sempozyumu düzenliyoruz. Şu anda bildirileri kabule devam ediyoruz. 31 Ekim'e kadar tarihimiz var. Gerekirse belki bir 10-15 gün daha uzatacağız. Özetle müracaat ediyorsunuz. Özellikle iletişim fakültesi dekanlarımızın buna önem vermesi ve bunu yaygınlaştırmasını eee istirham ediyoruz. Ve CIDA'yı uluslararası düzeye çıkartmak için gerçek anlamda ben Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmelerim devam ediyor. İletişim fakültelerine görüşmelerim devam ediyor. Ve bu konuda inşallah daha sonraki yıllarda CIDA'yı yurt dışında düzenleyecek duruma geleceğiz. Sonuç olarak bu değerli toplantı aranızda bulunamamanın üzüntüsünü yaşamakla birlikte, Teknolojinin bize sağlamış olduğu nimetlerden faydalanarak sizlere e, bu videoyu hazırladım. E, belki bu videoya da ihtiyacı olmayacak. Canlı zoom üzerinden bağlanmak e, kısmet olursa oradan doğrudan tekrar bu slaytları ele alacağım. Ama olur da e, bağlantıda bir sorun çıkar veyahut da çıkabilir düşüncesiyle bu videoyu hazırladım. E, hepinize saygılarımı arz ediyorum İnşallah 2025 yılında nerede toplanacaksak bu toplantıda ona da karar verebilecek ve tekrar bir araya geliriz ve çalışmalarımızı aynı tempoyla yürütürüz yeni seçilecek yürütme kurulu üyelerini şimdiden tebrik ediyorum ve dekanlarımızın bu işbirliğini daha da büyütmelerini ve birbirlerine destek olmaları dileğimle saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum.